kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar mor okul çantamı hazırlıyorum. Arkadaşlar ben pembe okul çantamı hazırlıyorum diye video çekmiştim. Instagram'dan bana yazmışsınız. Videoları severek çok izlemişsiniz arkadaşlar. Ve ben de videoyu çekmekten çok keyif almıştım. Şimdi de mor rengi çekiyoruz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi mor oje sürdüm. Ama iki kat sürmediğim için biraz pembe gibi durdu. Ve mor toka taktım. Bu arada tişörtüm de mor arkadaşlar. Küçüklüğümden kalma bir tişört. Ama ben hala giyiyorum. Hava sıcak olduğunca. Şimdi arkadaşlar hemen kalemliği seçiyorum. Zaten mor olarak genellikle kullandığım bir bu kalemliğim var. Bunu seçtim ben. Şimdi bunun içine kalem seçeceğiz. Hadi başlayalım. Bu arada sadece kalem değil, silgi seçeriz, bant seçeriz. Öyle şeyler seçeceğim. Çantam da şu şekilde kankenin. Orijinal değil ama olsun. Çünkü orijinalleri bana çok pahalı geldi arkadaşlar. Şimdi ilk başta arkadaşlar mor olarak böyle tatlış bir fosforlu kalem seçiyorum. Bunu A1'den almıştım sanırım. Evet, A1'den aldım. Bunları böyle koyalım, en son hazırlayacağız. Böyle mor uçlu bir kalemim var arkadaşlar. Sallayınca açılanlardan. Bakın açılıyor. Buraya aklımda kalsın diye ayırmıştım. Böyle tükenmez kalemler var. Biri simsiz, biri de simli. Bu bitmek üzere zaten. Ölümden dönmüştüm ben o zaman. Çünkü bunu yutacaktım az kalsın. Şimdi şurada da mor bir tane uçlu kalemimiz var. Ama şeffaf olmayanı seçmek istiyorum. Böyle çok tatlış bir kalem. Bunu okul kantininden 1,5 liraya almıştım önceden. Bundan almak istiyorum. Bu arada arkadaşlar çok fazla mor şeyler seçeceğim ben. Videoyu bu yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Başka ne alacaktım ben? Mor renkli bir görünmez kalem alacağım. Mor tahta kalemi alacağım. Çok güzel yazıyor. Bir de şunun içine silgi koymuştum ben. Mor renkli baykuşlardan. Şöyle göstereyim. Bu arada bu kutuyu çok beğendiyseniz arkadaşlar Cici Keçeler kanalında yapılmış bir tavşan kutusu. Şurada ya da şurada iyi işareti var. Oraya tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz. Yapımı çok basit. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Şimdi başka ne koyabiliriz? Mor jel kalem. Bunu çok seviyorum arkadaşlar ama maalesef daha getirtmeyeceklermiş o kırtasiyedekiler. Çünkü açıp oynuyorlarmış arkadaşlar ve biraz kuruduğu için bir daha getirtmeyeceklermiş. Ben de son kalanları almıştım. Bu arada arkadaşlar benim okulda dudaklarım çatlıyor. Çünkü hala çatlak. Havalar soğudu. Dudaklarım da çok acıyor. Böyle rengi çıkmayan Elektro serisinden birazcık mor renkli bir lip balm alıyorum. Şöyle süreyim birazcık. Rengi bile çıkmıyor resmen. Kokusu çok güzel. Başka ne konulabilir acaba? Düşünelim. Burada top model kalemlerinden mor olanı seçiyorum. Ya bunlar bitmek üzere arkadaşlar. Bunları sakın çok fazla böyle boş yerlerde kullanmayın. Sonra çok üzülürsünüz benim gibi. Böyle bir top model kalemi. Abi böyle bakınca çok güzel görünüyor mor mor. Geçenki videoda böyle birazcık pembenin üstünde farklı renkler de vardı ama bu sefer çok fazla mor oldu. Çok mutluyum bu yüzden. Başka şunu koymak istiyorum. Bu da bir kalem setiydi. Düşünelim, düşünelim. Düştü. Neyse buraya kadar gelmişken Stabilo'nun böyle mor renkli bir fosforlu kalem var. Pastel renklerden Stabilo Boss. Şurada bir kalem gördüm. Ama çok mu fazla tükenmez kalem aldı? Neyse ben yine de alayım. Tükenmez kalemleri çok fazla kullanıyorum ben. Çekmecelerde bir şey var mı?
Burada genelde böyle notlarım falan var. Saklamak istediğim bazı şeylerim var arkadaşlar. Burada serpilerden 3 tane mor kalem seçtim. Tonları farklı olduğu için 3 tane var. Biri ince uçlu, diğer ikisi de morun farklı tonlarında. Ay gerçekten çok güzel oluyor. Ben hiç böyle olacağımı tahmin etmemiştim. Bu setten de bu 12'li bir ince uçlu tükenmez kalemler arkadaşlar. Bundan aldım. Daha doğrusu keçeli kalem, tükenmez kalem dedim yanlışlıkla. Başka ne alınabilir? Ama şunu değil de yok. İkisini de alalım. Ama bu tam mor değil ya. Bunu alalım mı almayalım? Bu dursun bence. Pembenin bir koyu tonu gibi bir şey o arkadaşlar. Ama simli kalemim var. Onun yerine başka bir şey almak istemiyorum. Bence kalemliyim. Okey oldu. Bir düşünüyorum. Konulacak bir şey var mı diye. Çünkü geçen videoda videodan sonra konulacak çok fazla şey buldum ve biraz fazla üzüldüm arkadaşlar. Ha, şimdi bir şey daha buldum. Bu da kalın uçlu bir mor renkli keçeli kalem. Bunu da koyuyoruz. Ay ne güzel görünüyor. Şimdi şunları koyalım ön göze. Tahta kalem nerede? Şerpileri de ön göze koyalım. Düşüyor ya. Bugün her şeyi düşürüyorum. Aa, arkadaşlar bir de bu varmış. Bunu da koymak istiyorum. Evet. Kalemlik bu kadar arkadaşlar. Aa, bir de okulda benim bazen saçım arkadaşlar dağılıyor. O yüzden şöyle minik bir tarak vardı. Bunu koyacağım. Bence kalemim gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bu hazırladıklarımı ben böyle bir köşeye koyacağım. Acaba şu bant buraya sığar mı arkadaşlar? Mabel Kırtasiye'nin bana göndermiş olduğu bir bant seti arkadaşlar. Sarı vardı ama onu kullandığım için şu an başka yerde. Bu morunu alacağım. Bir bakalım kalemliğe sığıyorsa kalemliğe koyacağım. Evet sığdı arkadaşlar. Böyle. Şimdi öbür şeyleri seçelim. Arkadaşlar geçen videoda sadece defter falan seçmiştim. Çünkü pembe renkli suluğum falan yoktu. Benim böyle mor renkli sanki böyle daha çok güzel şeylerim var. O yüzden bu videoda daha fazla şey seçiyoruz. Arkadaşlar bu da Lidl's Pet Shop'lu. Böyle içi komple mor arkadaşlar. Mesela Penny Link de mor, cetveli de mor, kaleminde çok fazla mor var. Silgisi mor, kalem tıraşı mor. Arkadaşlar resim dersinde böyle kara kalem yapıyorum ve bunlarla daha rahat oluyor. Bunu da o yüzden çantama koyacağım. Ve arkadaşlar bu okula götürülmez slime ama ben de size göstermek istedim. Böyle mor renkli. Birazcık çıkartalım. Bunu kuzenim ağladığı için hastaneden almış. Sonra da halam da zararlı olduğunu düşündüğü için bana verdi. Çünkü küçük olduğu için kuzenim. O da böyle yemeğe falan çalışmış. O yüzden bana verdi bunu arkadaşlar. Ben de böyle yani oynuyorum bazen. Ya da böyle defter süslerken içine koyuyorum. Ve arkadaşlar en güzel şeye geçtik. Suluk. Evet suluk mor arkadaşlar. Bunu Decathlon'dan almıştım. Ve Decathlon'da varsa hemen gidip alın diyeceğim kadar güzel bir suluk arkadaşlar. Çünkü ben bunu yaklaşık 6-7 aydır kullanıyorum ve hiç koku yok arkadaşlar. Ve kırılmadı. Zaten kırılmaz yazıyordu. Böyle tutma yeri var. Orası biraz yeşil ama bu mor rengi de çok güzel. Hemen almıştım.
Evet, şimdi yukarıda not defterleri, kitaplar filan var arkadaşlar. Böyle kenarları mor olan bir not defteri seçtim. En salım. Yani çok fazla mor yok ama yani nasıl diyeyim, benim böyle çok fazla mor not defterim yok. O yüzden ben de bunu seçmek istedim. Bence çok güzel. Benim şimdi şuraya çıkmam gerekiyor. Çünkü boyum yetişmiyor benim oralara. Böyle Saftirik kitabının arkadaşlar mor renklisi var. Hemen aşağı inip göstereyim. Bunu okumamıştım. Ben şimdi şu maviyi okuyorum. Ben de bu moru koymak istedim. Ay, bence çok güzel oluyor. Benim mor defterim var mıydı ya? Bir bakayım. Benim mor defterim yok maalesef arkadaşlar. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi cüzdan seçiyoruz. Bu arada telefon kılıfım var ama arkadaşlar kendi telefonumdan videoyu çektiğim için size onu gösteremeyeceğim. Hatta şu an takılıydı. Şöyle mor bir cüzdan seçtim. Ay, düşüyordu. Böyle çok tatlı. Bunun içine para falan koyacağım. Bu arada videoyu durdurup hemen kılıfı çıkartıp göstereyim size arkadaşlar. Çıkardım kılıfı. Böyle simleri mor ve şekerler var. Şekerler de böyle pembeli morlu. Tek böyle mora yakın olan kılıfım bu arkadaşlar. Bunu sanırım 30 liraya almıştım. Ama pazarlık yaparak 25 liraya düşürdüm ben bunu. Buna bayılıyorum arkadaşlar. Böyle oynaması da çok güzel oluyor. Burada telefonum var sayalım. Bu arada arkadaşlar bunu annem yaptım. Bunu da çantama takacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu şekilde de anahtarlığımı taktım. Şimdi bunları çantamın içine yerleştireceğiz. Ve yerleştirmeden önce böyle bir atıştırmalığım var arkadaşlar. Olela'nın böyle mor paketli brownie keki var. Okulda bazen öğle arasına kadar çok acıkıyorum. O yüzden de böyle bazen yanımda yiyecek falan götürüyorum. Hatta benim mor beslenme kaplarım da var. Aklıma gelseydi gösterirdim ama artık geçti arkadaşlar. Onların içine böyle yiyecek koyup okula götürüyorum. Arkadaşıma da yiyorum. Çantanın içine adım soyadım yazıyor. Şarpı ile yazmıştım. Şunun içine daha henüz para koymadım ama olsun. Ay, bir çanta durmadı ya. Bunu yok. Bunu da şöyle yapalım. Ve arkadaşlar çantamın içine diğer kitaplarımı ve defterlerimi koyduktan sonra çantam tamamen hazır duruma geliyor arkadaşlar. Bu arada benim Instagram hesabım var. Birinin adı Ezel'le Eğlence, diğerinin adı da Ezel Toprakpınar. Birinde böyle YouTube'da çektiğim videoların fotoğraflarını paylaşıyorum. Diğerinde de tekvando ve jimnastikle ilgili fotoğrafları paylaşıyorum. Takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.